Derya'nın anahtarı şöyle çantamdaydı. Şöyle anahtarı koyduk. Siz anahtarı koyarsınız. Bu size uğur getirecek. Bunu kapınıza takıyorsunuz. Her şey çok güzel oluyor. Çünkü o kapı sevgiye açılıyor. Bak, 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 bak. Gerçekten harika. Kızlar orada koro yapıyorlar bana. Bayılıyorsunuz sevgiye açılan aşk. Bu konular geldi mi burası bir tribine dönüşüyor gençler. Allah aşksız, sevgisiz bırakmasın. Şimdi neyi göstereceksin nasıl? Yok, böyle bir şununla çok rahat oluyor. Evet. Tavsiye ederim bu şekilde yapın. Şimdi şunu şuradan bağlıyorum. Düğümü mutlaka içeride saklarsınız. Şöyle yapıyorum. Bunu çekiyorum. Düğüm içeride bakın. Kayboldu. Bu burada kaldı. Bunu ister toka daha kısa bırakabilirsiniz buraya. İsterseniz bunları uçlarına geçirerek bu tür aparatlar her yerde, tuhafiyelerde, hobi marketlerde, Kadıköy'de, Ankara'da nerede, Kemeraltı'nda, Ankara'da nerede, eskiden Anafartalar Çarşısı vardı, başka nereler vardı, yazın Tunalı Hilmi'de, bir yerlerde, Kızılay'da bulabilirsiniz. Hep tuhafiyelerde bu tür şeyler var. Ama toptan alayım, ben kendime bunu bir işe çevireyim diyorsanız, hazırları da var. Fakat ucundaki pomponlarını ben onları sevmedim. Böyle tıkız tıkızdı. Ben şimdi akşam diyorum ki Naz çok şaşırıyor buna. Arkadaşlar pomponlar vardı. Pomponları çıkaralım. Şimdi önce bir tıkızıklar geldi önüme. Hepsini çöpe attım. Olmaz, ben bunu seyirciye hediye edemem dedim. Sonra vardı dedim, bir iyi almıştım kendim gidip. O da hep boncuk boncuk aldığınız yerlerde. Bunlar da kalite kalite. Peluşların cinsleri var. Bir tıkızık olanlar var böyle şeysi. Yünü sanki tıkışmış gibi. Ama o da bir şeyde kullanılır. Kullanılabilir. Ama bunlar çok güzel. Ben bugün kaç kişiye anahtarlık veriyorum. Bir tek o kırmızı iple yapalım onu. Tamam. Kırmızıyı Yurdanur istedi. Yurdanur'a gidiyor. Şöyle yapıyorum. Şeyde söyleyelim mi? Bir, kabarması iki, için şöyle üç. Ha, onu söyleyeceğim. Dört, beş. Bunları veriyorum. Oy, altı, yedi tane ama Derya'nın anahtarlığını vermiyorum. hepsini tamamlayacağım. Şöyle. Kızlar ben size gideceğim, alacağım, yapacağım. Onlar da böyle yapıyorlar bana. Bir dakika Erkan, bak böyleler. Ay bana. Size alacağım. Benim de takılı kaldı. Şimdi her şeyi istiyorlar hazır olsun diye. Ben de şöyle bir yöntem dün gece geliştirdim. Benim burada çok güzel kızlarım var, kardeşlerim var, ekibim var. Diyorlar ki ay ondan biz de ama bir emek lazım. O zaman şöyle bir şey dedim. Bundan sonra yayında bir proje geliyor. Bak 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 diyor Aytül orada. Dedim atölye çalışması yapıyorum. Yayında hepinizin önüne malzemeyi koyuyorum. Bak bakalım iğneyi oradan geçirmek kolay mı Begüm? Değil mi? Sakine. Yapacaksınız. İçinizde de göreceğim en eli yatkın kim. Yapalım mı? Ekip atölyesi. Ya, süper. Burada. Erkan yapalım bakalım kim yetenekli. Süper. Rejiyi bırakıp gelemeyecekler yalnız. Tamam. Rejideki kızlara da, onlar da çok beğeniyorlar yaptıklarımızı. Onlara da yayın sonrası yapacağım. Benim odada. Bak. Bak. Bayıldılar diyor. Değil mi? Yani şimdi kolay değil. Şimdi ver bir tane, şu iğnem neredeydi? Gel birisi gelsin Begüm. Hemen gel, çıkar şeyi. Direkt senin kursun başladı. Gel bakayım. Gel. Giriyorum. Eyvah geliyorum diyor. Begüm efendim. Şimdi Begüm buradan bu iğneyi şey yapacağım ve yukarıdan çıkartacaksın. Gel al bakalım. Sana da en yumuşağını verdim. Çek. Elleri kremli galiba. Ya kayar işte. Al sana kolay bir yöntem göstereyim. Penseyle çek. Bak. Neyse, nişanlı da kız rezil olmasın bu arada. Çektin mi? Çektim. Çektin. Şimdi ne yapacaksın Begüm?
Biraz daha bunu buraya çek ama kaçırma. Şimdi geriye döneceksin. Dur ben sana iğneni hatır şey yapayım. Şimdi geriye dön Begüm. Aynı yerden. Tersten. Evet. Çık ama aynı yerden çık yine. Ha, tamam çıktın. Ne olur fark etmez. Tamam. Al penseyle çekelim. Al. Çektin mi? Ha pense tutmayı da biliyor. Neyse iyi. Dur dur hepsini. Kayınvaliden seyrediyor mu beni? Evet. Ha? Kayınvalidesi. Çok güzel yaptı ama burayı kaybetmeyeceksin. Kaçırdın. Yok yok kaçırmadı. Çok yetenekli gerçekten. Çok iyi. Ay şimdi yani şimdi ben kızımı da şey yapar mıyım burada? Bunu düğümleyeceksin Begüm. İğneyi çıkaralım. Tamam. İkisini bir düğümleyeceksin. Ha? Yani kolay mı? Begüm geçti. Geri çektin mi içine? O tarafı çekmeyeceksin. Bu taraf ya olmadı ama oraya İçine takacağız kaçtı. Bu kötü taraf burası. Burası işte kalacak, orası dışta. Nerede bulamıyorum da. Yok çok güzel yaptı kayınvalidesi. Gerçekten çok yetenekli. Şimdi neden diyorum? Çıkarttım. Şimdi bazen biz iki satır bir örgü örüyoruz. Ay bana da örsenize diyorlar. Mesela saç bant. O saç bant iki günde bitti. Ya ne yapacaklar? Emeği anlayacak bizim de arkadaşlarımız. Ya anlıyorlar şaka yapıyorum ama hem öğrenmeleri açısından hem de bu işin ekranda aman ne var canım oradan o iğneyi de geçiriveririz gibi bir şey olmuyor. Bunu da ben kaç kere telle yaptım, onunla yaptım, bununla yaptım. En nihayet bizim profesör şu sistemi buldu akşam. O yaptı, hazırladı. Ben telle yaptım ama bu İnanılmaz bir sistem. Toka da olur, her şeyde olur. Yurdanur bunu yapacağım, bu kırmızı senin. Merak etme. Sen atölyeye katılmıyorsun. Seni dükkanda çok çalıştırdım dün. Nasıl ama bizim o yaptığımız böyle efsane. Bir şeyde asıyorsun da içinden ışıklar fışkırıyor. Geliyor geliyor, çok güzel projeler geliyor. Bitti Erkan. Her sözü olay. Her yaptığı olay. Profesör Doktor Canan Karatay bu kez koronavirüsü mercek altına aldı ve gripten farkı yok dedi. Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı neler tüketmeliyiz? Doğal probiyotiklerin sağlığımız için önemi nedir? Karatay mutfağına göre beslenme prensipleri neler? En sağlıklı fast foodlar hangileri? Çarpıcı açıklamaları ve Karatay Mutfağı'ndan çok özel tarifleriyle iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay yarın Derya Baykal'la gülümsedi. Evet Aylin Barlas hoş geldin. Hoş bulduk Derya. Ay bunu nerede taksak biz ne yapsak bir yere gidiyoruz. Kızlara da çok teşekkür ediyorum hediye etmişsin çok teşekkür ettiler. Herkes ay o nereden o nereden diye çünkü şeyini çok şeffaf gibi kullanıyorsun ya şurasını. Onun için orada şey oluyor gözükmez gibi oluyor. Dikkatim dağıldı bir anda Erkan. Niye olduğunu anladın. Şimdi çok güzel şeyler hazırlamış. Bir şunlar nefis olmuş. Bu makromede çok güzel bir teknik. Bu da çok güzel düşüyor. Evet. Belki ilerleyen zaman diliminde şunu da öğreniriz. Benziyor. Dokumaya benziyor. Çok güzel. Bir tane arkada var Erkan.